Evet Sayın Başkanım, takım Darıca deplasman öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar devam ediyor. Evet. Şu an takımda son durum nedir? Performans olarak nasıl görüyorsunuz? Evet. Şimdi özellikle kendi sahamızda bir iki şanssız sonuç aldık. Hiçbir zaman yani şey yapmadık, bunu mazeret olarak öne sürmedik ama bir hakem sıkıntısı oldu da bu sene belli. Özellikle ilk maçta Erzincan takımına attığımız Nizami golü orta hakemin vermesi, yan hakemin iptal etmesi yani iyi bir hareket değildi. Orada 2 puanımız gitti. Daha sonra Ordu deplasmanında 3 defa öne geçmemize rağmen hakem 5 dakika maçı uzattı. 3-2 öndeydik. 8. dakikada uzatma bitti. 8. dakikada golü attılar ve santra yapmadan maçı bitirdi. 2 puanımız da orada gitti. 4 puan. Bugün 4 puanımız olsaydı 13 puandaydık. Bu bir. İkincisi şimdi grubumuzda en az 10 tane yani playoff'a veya şampiyonluğa oynayan takım var. Bunun yanı sıra da Kırıkan gibi, işte Kayseri Erciyes gibi, 1461 Trabzon gibi vasat takımlar var. Biz bunların hiçbiriyle oynamamıştık. Diğer takımlar fikstür gereği bazısı üçüyle de oynadı. Yani 6 puan oradan fark yaptılar. Biz işte bu 10 tane iddialı dediğimiz Velimeşe, Ordu, ondan sonra Erzincan, Ankara Demirspor ilk 2 haftanın lideriydi. Evet. Bu takımlarla oynadık yani. Kolay takımlarla oynamadık. Fikstür sonlara doğru bizim. Son 4 maç, 5 maça dikkat edilse daha kolaylaşıyor fikstürümüz. Sonra bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani biz bu sene gerçekten iyi bir takım kurduk. Geçen senenin de iyi oyuncularını bize göre, kriterlere bize uyan oyuncuları alıkoyduk. Masraftan kaçınmadık. Bu takım 9 maçtır yenilmiyor. Evet galip gelemiyor ama yenilmiyor da yani. Kupa maçlarını da işin içine kattığınız zaman 2 maç kupada kazandık ki biri Bank Asya takımı, diğeri de bizim bu grubun lideri Turgutlu'yu burada yendik. Yani 7 tane de hafta geçti. 9 maç. 9 maçtır bu takım mağlup olmuyor. Hazırlık maçlarında da yanlış hatırlamıyorsam 8 tane hazırlık maçı yaptı. 1 mağlubiyet aldı. O da kadro çok genişti. Herkesi denediler. Yani o 8 maçta da 1 maçta mağlubiyet, 7 tanesinde galip geldi. Yani takımımızın hüviyeti bu. Şimdi ben şuna inanıyorum. Önümüzde 5 tane zor maç var bu haftayla beraber. Ve bir de çok sık maç yapıyor takım. Yani 10 günde 5 maç oynattılar bize. Ve Gaziantep'ten kalkıyorsunuz, Trakya'ya gidiyorsunuz. Trakya'dan kalkıyorsunuz, bilmem nereye gidiyorsunuz. Yani böyle bir fikstür, böyle bir maç seyri olmaz yani. Bu oyuncular da dayanamaz buna. Başındaki adamlar da dayanamaz. Yani oyuncularımızın kadro genişliği, yani bunu izole etti. Bir de anormal hakemlerin kart gösterme tercihleri meselesi var. Mesela Velimeşe maçı deplasmanda 2-2 bitti ama 3 tane stoperimiz kırmızı kart gördü. Ve stoperlerimizin biri 4 maç, biri 5 maç ceza verdiler. İndirim de vermedi federasyon. Ve buradaki pazar maçına biz stopersiz çıktık. Yani yedek oyuncularla stopersiz çıktık. Yani bir takım oyunlarda oynanmak isteniyor. Gene kulübümüzün üstüne. 18-19 yaş grubunda 5-6 tane oyuncunun profesyonel olduğunu görüyorsunuz. Ve bunlar her hafta birer birer ortaya çıkıyor işte. Bu hafta Tayfun çıktı ortaya. Tolunay var, Tuzla'dan aldık. Bunun yanı sıra Cemal var, Orhan var. Bunlar hep genç oyuncular. Egemen var. Bunlar yavaş yavaş. Sonra stoper şey var, Hasan var. Burak'ın var, sol bek. Bunlar hep kendi altyapılarımızdan gelen oyuncular. İnşallah Tire 1922 iyi yolda, buna inanıyorum. Şu zor deplasmanları da yani yenemiyorsak yenilmeyelim. Ama ben bu iç sahadaki 3 beraberliği dış sahalarda alınacak 2 tane sürpriz sayılmayacak galibiyetlerle telafi edeceğimize de inanıyorum yani.